Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine özel bir kapak tasarımı yapacağız. Siz zaten videonun kapağından da gördüğünüz gibi gördüğünüz kapağı yapmak için başlayalım. Öncelikle arkadaşlar eklem menüsü altından şekiller. Şekillerden kapak tasarımında bunu kullandım. Ama şunu şöyle şu şekilde şu seviyede. Evet. Bu seviye çok iyi. Bu seviyede aldım arkadaşlar. Şimdi bu seviyedeki bir resme ne yapabiliriz? İlk önce resim ekleyebiliriz arkadaşlar. Ama ben bu sefer kendi bilgisayarımdan alacağım. İndirmeyeceğim. Resimlerden bir tane zaten indirmiştim. Şimdi evet bu güzel mesela. Hatta biraz bunun resmin sonrasında özelliklerini oynarız. Aynı şekilde yine eklem menüsü altından şekillerden yine beşgeni seçelim ve yine aynı seviyeden şuraya kadar hatalı olmasın şuraya kadar getirelim maviyi. Ama şimdi mavinin özelliklerine bakmamız lazım. Boyut konum özelliklerini açıyorum. Burada dolguya geliyor ve dolgunun saydamlığını %50 yapıyorum. Yani %50 biraz şey oldu sanki. %40 yapalım. Gibi. Bakalım. Çok açıkta kalmasını istemiyorum. Çok da koyu da kalmasını istemiyorum. %30 bence çok güzel bir karar. Şimdi ne yapabiliriz buraya? Buraya hemen ben bu yazıyı yazdım arkadaşlar. Ben bu yazıyı yazmamdaki amaç çok zeki arkadaşlarımız var. Toplum olarak zaten zekiyiz de çok zeki arkadaşlarımız var. Bunları çalıyorlar. Bu en arkaya bu olsun. Bunu en önüne getirelim. En önüne getir. Şuraya. Tamam, şu yazıya da en önüne getir diyelim. Şu yazıyı da buraya çekiyorum. Sen şuraya gel. Şöyle biraz kısa. Burada bundan aşağıya çek. Yazı rengini ne yapalım? Yazı rengini ne yapalım? Mesela buraya beyaz yakışır bence. Beyaz yakışır. Yazı stili Ariel olsun. Ariel. Her zaman Ariel diye okuduğum için öyle okudum. Bu da beyaz olsun. Şöyle seçmemişim. Bu da beyaz olsun. Mesela buradan başka ne yapabiliriz? Tasarım olduğu için. Hop, şunu şöyle biraz daha kısıyorum arkadaşlar. Şöyle ufaktan ufaktan. Mesela buraya şunu yapabiliriz. Ben bu videoları çekmek için ne kadar zaman harcıyorum? Şuraya ortaladım. Geldi. Bakayım ortasını çıkıyor mu çıkmıyor. Aynen çıktı. Tabii sıkıldım da bu tarafa. Hı. Mesela buna da aynı şey gibi %30 diyebiliriz. Hatta buna da resim atabiliriz ama gerek yok bence. Hatta bunun dolgusunu kaldıralım. Sadece çizgisi kalsın. Şimdi yine eklem menüsü altından metin kutusu ekliyorum buraya. Mesela şunu anlatmak istiyorum. Ben bu videolar için günümün %40'ını şöyle yapalım. %40'ını buna harcıyorum. Yine yapamadım. %40'ını buna harcıyorum. Şöyle yapabiliriz. Biraz ortaya. Az önce tam ortasını bulmuştum. Kaçtım gitti. Evet. Yazı stilinde hemen buradan bakalım. Var mı böyle güzel bir stil? Mesela bold güzel.
Yazımız genelde gördüğünüz gibi arkadaşlar soluk yazılar ama bir anda buradan black siyah çıkınca ben de hoş olmadı ya. Yazıyı seçelim. Yazının rengini ne yapalım burada? Şu renk yapabiliriz mesela. Evet. Şuradan daha hoş gözüküyor. Hemen altına bir de yazı ekleyebiliriz. Bunun yanı sıra Emi saygı. Emi'ye saygı. İnsana saygıdır. Emi'ye saygı, insana saygıdır. Bunu ortalayalım mesela böyle. Yine yazıyı da hemen buradan damlıktan alıyorum. Yazıyı böyle konumlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu videoları çekerken gerçekten ciddi zaman harcıyoruz. Bunun yanı sıra resim konumlandırmasına gelirsek aslında şuradan boyutlandırma yaparsak bunu biraz sola kaydırırsak şöyle saatin geçmesi için diyorum. Evet. Acaba bu ilk sayfamızı oluşturduk. Bundan sonra sayfayı çoğaltabiliriz. İşte bunun rengini değiştiririz. İşte buradan mesela yeşil yapalım. Yine slide çoğaltabiliriz. Şöyle bunu da mor yapalım. Ha, yanlış yer. Bu. Mor yapabiliriz. Gibi. Mesela bunu biraz daha da değiştirelim. Çoğalt diyelim. Yine buraya. Bu tip renk ekleyebiliriz. Bundaki sayılar işte %40, %20 değer vererek kendimiz bu şekilde slide'lar hazırlayabiliriz. Hemen görmek açısından da söylüyorum. Bu şekilde bir slide olmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere.